Videoda sizlerle beraber bir akıllı pompa incelemesi yapacağız. Bu önümde gördüğünüz akıllı pompayı bizlere incelemek için Lexin markası gönderdi. Lexin markasının P4 model bir akıllı pompası. Bu incelememizde video içerisinde kutu içerisinden çıkanlar, ürünün özellikleri, kullanımı ve bazı testlerinden sizlere göstermeye çalışacağım. Bunların hepsini bu video içerisinde bulabileceksiniz. İlk öncesinde kutu içerisinden neler çıkıyor, teknik özellikler neler? Bunlardan bahsetmeye çalışacağım. Neden smart pompa yani akıllı pompa denilmiş? Bunu da zaten anlattıkça göreceksiniz. Bu pompayla neler yapabiliyoruz? Hepsini sizlere bahsetmeye çalışacağım arkadaşlar. İsterseniz kutu içerisinden neler çıkıyor onlara bir bakalım. Daha sonrasında teknik detaylarını da sizlere anlatmaya çalışacağım. Şimdi kutu içeriğiyle devam edelim arkadaşlar. Kutunun dışını sizlere bir göstermek istiyorum. Neler var ne bilgiler verilmiş. Gördüğünüz gibi pompamız bu şekilde. Yan tarafa çevirdiğimde burada hangi araca ne kadar barda, PCI'da veya KPA hava basılır. Bunların özet bir şekliyle burada değerler verilmiş. Diğer tarafına baktığımızda biz ilgilendiren çok fazla bilgi yok. Firmayla ilgili bilgiler var. Arka tarafına da baktığımızda burada gene bilgilerim var. Diğer taraflarında da bir şey yok. Hemen kutu içerisine bakalım. Bu cihazı ben açıp kullandım tekrar geldiği gibi paketledim arkadaşlar sizlere nasıl çıktığını gösterebilmek için. Burada bir kullanma kılavuzumuz var ama içerisinde Türkçe bilgiler kesinlikle yok arkadaşlar. Pompa çok güzel bir şekilde kutulanmış güzel bir paketi var. Burayı açtığımızda pompamızı görebileceğiz. Gördüğünüz gibi böyle bir poşete koyulmuş. Üzerinde bir koruma bantı ile geliyor arkadaşlar. Cihazımız bu şekilde ve şurada içinden çıkan parçaları da sizlere tamamen göstereceğim. Burada bir taşıma kesemiz var. Cihazı istersek kutu haricinde bu kesi içerisine yerleştirerek kolaylıkla taşıyabilmemiz için bizlere bir kese verilmiş. Bu kese bayağı bir kullanışlı arkadaşlar. İçinden çıkan bu malzemeleri de koyabilirsiniz. Yanınızda taşıyabilirsiniz. Burada ana hortumumuz var. Bu hortum sayesinde bütün lastikleri şişirebileceğiz. Ve burada top şişirebilmemiz için kullanabileceğimiz bazı başlıklarımız var. Hemen onları da çıkartalım. Bir adet iğne başlıklı top şişirme başlığımız bir adet de plastik top başlığımız, bir adet de bisikletlerde kullanabileceğimiz bir başlığımız var. Bunları bu pompa portumu yardımıyla kullanabiliyoruz. Bir de cihazı şarj edebileceğimiz şarj kablosu içerisinden çıkarıyor. Tabii ki şarj adaptörümüz yok. Şimdi teknik özelliklerine gelelim arkadaşlar. Bu cihaz 4000 mAh pil kapasitesine sahip ve şurada üst tarafa baktığımız zaman Burada USB çıkışımız var. Bu çıkış sayesinde cep telefonlarınızı veya farklı cihazlarınızı şarj edebiliyorsunuz. Yani bu bir power bank olarak bu cihazı kullanabiliyorsunuz ve burada bir led ışığımız var. Bu led ışık sayesinde de yolda kaldığımızda ışık ihtiyacımız olduğunda bunu kullanabiliyoruz ve üç farklı bir modu var. Bunu da birazdan göstereceğim. Bu kısma da lastik şişirmede kullanacağımız bu hortumu yerleştiriyoruz arkadaşlar vidalı bir şekilde. Bunu buraya monte ettikten sonra daha sonrasında diğer kısmına da hangi ucu kullanacaksak Burada gördüğümüz uçlardan gerekiyorsa bunları kullanacağız. Veya otomobil lastiğini şişiriyorsak hiçbir şey takmadan bu şekilde kullanacağız. Bu tarafta da cihazı şarj edebileceğimiz bir Type-C girişimiz var. Şarj kablomuzda zaten Type-C şarj kablosuydu. Bu şekilde 4000 mAh kapasitede olan bu cihazı şarj edebiliyoruz. Buradan ihtiyacımız olan hava pompa içerisine girerek buradan çıkışını yaparak lastiğimizi şişirmemize yardımcı oluyor arkadaşlar. Arka tarafta bir de havalandırma kanalımız var. Cihazımızın diğer yan kısımlarında hiçbir şey yok. Burada 5 tane tuşumuz var. Şöyle yakından göstereyim. Bu 5 tane tuş ile bütün işlemlerimizi yapabiliyoruz. Ortadaki tuşa bir süre basılı tutuyoruz. Yukarıdaki tamamen 3 çizgi yandığında elimizi bırakabiliriz. Bu cihaz çok fonksiyonlu bir cihaz arkadaşlar. Lastik basıncınızın ne derecede olduğunu görebiliyorsunuz. Ve basmak istediğiniz lastik değerini de alt tarafta görebiliyorsunuz. Şu anda hiçbir lastik bağlı olmadığı için burada sıfır gösteriyor. Şu hortumu takacağız. Hem onu da bir göstermiş olalım. Buraya bu hortumu montajını yaptıktan sonra burayı da zaten aracımıza takacağız. Bunu birazdan uygulamada göstereceğim size arkadaşlar. Lastiğimize taktığımızda buradaki gösterge lastiğimizin içerisindeki bizlere basıncı gösterecek. Alt tarafta da bizim kaç değerde hava basmak istiyorsak orayı gösteren kısım bulunuyor. Şu alt üst tuşlarından şu aşağıdaki tuşlarla yukarıya bastığımızda değerimiz yükseliyor. Aşağıya bastığımızda değerimiz düşüyor. Şimdi buradaki tuşlar ne işe yarıyor? Hemen ondan bir bahsedelim. İlk önce sizlere şuradaki ışıktan bahsedeceğim arkadaşlar. Az önce sizlere söylemiştim. Bu üç modlu şekilde yanabilen bir ışıktı. Hemen şu hortumu yerinden çıkartıp daha kolay bir şekilde sizlere göstermeye çalışacağım. Şuradaki tuştan basılı tuttuğumuzda buradaki led lambamız yanıyor. 3 saniye kadar basılı tuttuğumda güzel bir ışık veriyor gördüğünüz gibi. Bir kere daha basılı tuttuğumda SOS ışığı yanıyor bir kere daha basılı tuttuğumda 3. moda geçecek. Farklı bir şekilde SOS ışığı yanıyor. Bir daha bastığımda da ışığımız kapanıyor. Işık modunu da bu şekilde görmüş olduk. Ve bu pompayla 4 farklı birimde basınç verebiliyorsunuz arkadaşlar. Şurada gördüğünüz gibi PCI modunda şu anda. Bir daha bastığımda şu alttaki tuşa bastığımda PCI'den bar moduna geçti. Tekrar bastığımda KPA moduna geçiyor. Bir daha bastığında kilogram santim bölümü dediğimiz burayı ben hiç kullanmadım arkadaşlar. Kullananlar var mı bilmiyorum. Oraya geçiş yapabiliyorsunuz. Tekrar bastığında PCI moduna geçiyor. Şimdi bunun bizlere ne faydası var? Zaten birazdan uygulamalı da göreceksiniz. Bazı araçlarımızda bizim KPA değerleri verilir. Biz ölçüm yapmaya gittiğimizde veya basınç yapmaya gittiğimizde bazı benzin istasyonlarında KPA değeri yoktur veya PCI değeri yoktur. Bu değerlerden bazılarını bilmiyor olabiliriz. İşte bu pompa bize bütün şekliyle yardımcı oluyor. 10 PCI değeri bir daha bastığımda bana bar değerini gösteriyor. Yani 6.85 değerinde bir bar değeri varmış. Bir daha bastığımda KPA değerini gösteriyor. KPA değerimiz bu şekilde. Burayı zaten dediğim gibi ben fazla kullanmıyorum. Tekrar başa dönüyorum. Siz burada hangi bilgi elinizde varsa bunu bulmanızda sizlere çok faydalı olacak ve üstteki tuştan bir de modları kaydedebildiğimiz bir bölüm var. Örnek veriyorum, otomobiliniz var. Basıyorum. Otomobilde 36 dereceye ayarlamışım. Ben en son yaptığım aracımda yaptığım işlem 36 derece ise 36 derece burada kalıyor arkadaşlar. Diyelim ki motor sikletime bir basınç uygulama yapacağım. Lastiğimi şişireceğim. Bir daha bastığımda motor sikletimin olduğu alana geçiyor. Ve burada gene bakın bar, PCI, KPA istediğimiz şekilde bunları gene değiştirebiliyoruz. Alt taraftan tekrar devam ediyorum. Diyelim ki bisikletim var. Bisikletimde lastik şişirme işlemi yapacağım. Buradan en son hangi değeri getirdiysem o değerde kalıyor. Bir daha bastığımda Top şişirme moduna geçiyor arkadaşlar. Burada da topunuz varsa bu topunuzu sabit olarak sadece sizin belirlediğiniz en son değerde neyse örnek veriyorum. 7 ise o değerde en son şekliyle açılıyor. Tekrar bastığınızda ise boş moda geçiyor arkadaşlar. Burası hiçbir kayıt tutulmayan alan. Bakın alt taraf boş. Sizin kaydettiğiniz bir şey yoksa örnek veriyorum. O anlık bir şişirme işlemi yapacaksınız. Buradan PCI mı? veya hangisini yapacaksanız seçim yapıyorsunuz. Daha sonra buradan alçaltma, yükseltme yapıyorsunuz ve ortadaki tuşa ayarladığımız şekilde bastığımız zaman da çalışmaya başlıyor. Ve cihazımızı kapatmak istediğimizde kendiliğinden kapanmıyor. Tekrar açma tuşuna bastığımız gibi 3 saniye basılı tuttuğumuzda cihazımız tamamen kapanıyor. Elimizi çektiğimizde kapanmış bir durumda açmak istediğimizde 3 kere basıyoruz ve ben size burada az önce araç modu, motosiklet modu gibi modlarda Şurada göstermiştim arkadaşlar. Bu değerleri eğer sıfırlamak istiyorsanız bakın burası normalde 8'di. Biz 7'ye aldık. Diyelim ki siz bunları tamamen sıfırlamak istiyorsunuz, resetlemek istiyorsunuz. Basılı tuttuğumuzda cihazımız resetlenecek. Şu anda gördüğünüz gibi bütün değerler resetlendi ve fabrika ayarlarına geri dönmüş durumda. Bizim ayarlamalarımızın tamamı gitmiş durumda arkadaşlar. Buradan de değiştirme yaptığımızda gördüğünüz gibi bütün değerler eski haline gelmiş durumda içerisinden çıkanları ve teknik özelliklerini gördük arkadaşlar. Şimdi de araç lastiği nasıl şişiriliyor onlara bakacağız. Onlara bakıp tekrar geri geleceğiz. Videonun sonunda sizlere bir anket sunacağım arkadaşlar. Lütfen videonun sonundaki bu ankete katılırsanız benim için iyi olacak. Çünkü bu markanın P5 modeli de var. O ürünü de incelemek için firmadan talep edebilmemiz için sizlerin beğenilerine ve o ankete katılmalarını bekliyorum. Lütfen o ankete katılmayı unutmayın. Daha sonrasında tekrar burada olacağız. Şimdi de pompayı araç üstünde test edeceğiz arkadaşlar. Gördüğünüz bu araç 3 lastikli bir araç. Bu aracın kullanma kılavuzunda lastiğe basınç uygulayacağımız değerler zaten yazıyordu. Ön lastiğe 175 kpa, arka lastiğe ise 225 kpa hava basılmasını söylüyordu. Burada size anlatmak istediğim şu aslında arkadaşlar. KPA değerlerini de PCI'ye çevirebiliyoruz. Orada da anlatmıştım. 225 KPA kaç PCI eder bu cihazda da zaten görebiliriz. Elimizdeki değerler KPA değeri olduğu için istersek de KPA'dan basabiliyoruz. Şu anda lastiğim inik bir durumda. Hangi seviyede olduğunu bilmiyorum arkadaşlar. Bu cihazı taktığım zaman hangi seviyeye inmiş lastiğin şu anda içerisindeki basıncı da birlikte görebileceğiz. Hemen cihazımızı kullanmaya başlayacağız. Şöyle cihazı kesesinden çıkartıyorum. Ben kullanacağım malzemeleri zaten yanında getirmiştim. Zaten bir pompa başlığımız yani hortumuz bulunuyor. Bir de cihazımız bulunuyor. Top şişirme başlıklarımı yanımda getirmedim. Onları daha sonra kullanacağız arkadaşlar. Şu şekilde Cihazın üst kısmına montajını yapıyorum. Sibop kapağımı açacağım. Şuradaki vida vidalı sistem ile lastiğe montajını yapacağım çok kolay bir şekilde. Vidayı sıkıştırırken ufak bir hava kaçışı olacak. Tamamen sıktığımızda işlem tamamdır arkadaşlar. Cihazı açmak için ortadaki tuşa basılı tutuyorum. Şu anda gördüğünüz gibi şurada modlar var. Hangi modda basınç yapacaksak değiştiriyoruz. Size söylemiştim. Eğer kaydetmesini kayıtlı tutmasını istiyorsanız buradaki alanı değiştiriyorsunuz. Gördüğünüz gibi bakın burada otomobil, burada motosiklet. Ben motosiklet bölümünü aldım. Bundan sonra hava basıncında kayıtlı olarak buradan devam edeceğim. Şurada gördüğünüz değer şu andaki lastiğin içerisindeki değer bar kısmındaymış. Tekrar bastığımızda kpa değerine geliyoruz. Bakın 71 kPa'da bizim lastiğimiz bayağı bir inik durumda. Biz 225 kPa'ya alacağız. Ben önceden ayarlayıp gelmiştim. İsterseniz buradan yükseltip alçaltabiliyorsunuz. Basıncı başlatmak için ortadaki tuşa bir kere bastığımda şişmeye başlıyor arkadaşlar. Bir süre bekleyelim. Evet şu anda hava basınç işlemi bitti arkadaşlar. İşimiz bittikten sonra aynen sibop kısmından çıkartıyorum. Pompada ısınma öyle afaki bir derecede değil. Hemen diğer lastiğimize geçiyorum. Bakalım bunun içerisinde ne kadar KPA değerinde bir basınç varmış. İyice sıkıştırdım ve lastik basıncımız şu anda görüyorsunuz arkadaşlar. Bu da bayağı bir düşük. Biraz da ben bilerek zaten indirmiştim. Şimdi başlatacağım. Tahmini az önceki lastiğimiz 2 dakika içerisinde şişmişti. Şimdi basıp tekrar devam edelim. Evet şişirme işlemimiz bitti. Gene 2 dakika civarında. Hatta belki biraz daha uzun sürdü arkadaşlar. Şimdi ön lastiğimize geçeceğiz. Buradaki değerimiz katalog değeri 175 olması lazım. Hemen 175 değerimi alıyorum. Şu anda hazır ve pompayı çalıştırıyorum. Evet burası daha çabuk bitti arkadaşlar. Şu anda basınç işlemimiz tamamlandı. Yaklaşık 1 dakika 20 saniye, 1 dakika 15 saniye civarında basınç işlemimiz tamamlandı. Şimdi Evet arkadaşlar, bütün detaylarıyla size bu ürünü anlatmaya çalıştım. Bu pompanın bütün özelliklerini sizlere göstermeye çalıştım. Sizler bu pompa hakkında ne düşünüyorsunuz? Veya farklı bir markadan bildiğiniz bir pompa var mı? Yorumlar kısmına yazabilirsiniz ve ben bir anket açıyorum. O ankete katılmak için şuraya tıklayabilirsiniz. O anket üzerinden bu pompayla ilgili görüşlerinizi bana bildirirseniz ben de firmadan P5 modelini isteyeceğim arkadaşlar. P5 modeli ile P4 arasında ne farklar var hem bunlara bakmış olacağız. Lütfen videoyu beğenmeyi, yorum yapmayı ve bu ankete katılmayı unutmayın. Başka bir videoda görüşmek üzere. Hoşçakalın.